Ahmet Açılım'ın videosu ile karşınızdayız. İçlerinde çok beğendiğim harika kıyafetler var. Ama hiçbiri bana olmuyor. Hadi Jessica, görüşürüz. Sen şu köşede bizi izle. Prenses elbisesinden eşofman takımına, eşofman takımından abiyesine bir sürü değişik kıyafetimiz var. Hızlı bir şekilde açıp hemen giydirelim. Başlamadan önce bir şey sormak istiyorum. Gördüğünüz gibi arka plan çok renkli. Benim çok hoşuma gitti. Sizin de gitti mi? Jessie Keki ve yanından çıkan cicibicileri açarken de böyle rengarenk bir arka plan hazırlamıştım. Eğer arka planı beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ama beğenmediyseniz eskisi gibi düz planlarda devam edelim. Jessie Keki'nin bulunduğu seti açtığım videoyu hala izlemediyseniz linki şurada. Açılımlara şu eşofman takımıyla başlamak istiyorum. Üst bayağı küçük görünüyor. Barbie'nin üstüne nasıl duracak merak ediyorum. Ama alt tarafın boyutu gayet güzel. Kızımız giyinsin ne gelsin. Bakalım kaç üstünden kaç puan vereceğiz. İşte ben geldim. En güzel kıyafeti bana verdiğin için teşekkür ederim Cupcake. Arkadaşlar bu kıyafet aşırı güzel olmuş. Ben bu kadarını beklemiyordum. Ayşe'nin gözleriyle aynı renkte olması ayrı bir yakıştı. Ayşe'yi bir köşeye alalım ve başka bir kıyafete geçelim. Şimdi de ikinci eşofman takımımızı açalım. Ya pakete yanlış koymuşlar. Bunlar takım değil. Ama ben takım sipariş vermiştim. Ne olacak şimdi? Böyle de hiç uyumlu gözükmüyor ama. Neyse artık ben şimdilik bunu bu şekilde giydireyim. Ama başka zaman eşofmanın üstüne güzel bir tişört. Bunun altına da güzel siyah bir eşofman giydiririm. Ya da dışarı çıkarken üşümemeleri için sırtlarına bunu veririm. Malum sonbahardayız. İşte arkadaşlar bu da böyle oldu ama pek içime sinmedi. Görünüş olarak sanki gerçek bir kıyafet gibi. Ama eminim ki ayrı ayrı daha güzel olur. Beyza'yı da kıyıya alalım. Eşofmanlarımız bitti. Şimdi sıra elbiselere geçelim. Bu şekilde iki tane elbise ve bunlara uygun iki paket ayakkabı çıkıyor. Ayakkabılara hediye koymuşlar. Elbiseleri ve ayakkabıları açalım, inceleyelim ve ikisini birden giydirelim. Elbise paketi bu şekilde durduğu için şu kısmı fark etmemiştim. Yaka çok güzel. Şöyle sarı sarı uydurmuşlar da. Bu elbisenin arkası düz, önü ise desenli. Annem şuraların çok düz kesim olmasından dolayı bunu Japon kızların kıyafetlerine benzetti. Elbiseleri giydirmeden önce bir de ayakkabılara bakalım. Ayakkabılar gerçekten harikalar. Aynı Barbie'nin orijinal ayakkabılarına benziyorlar. Çok şık yapılmışlar. Böyle çok güzel bir hediye verdikleri için teşekkür ediyorum. Evde bu şekilde gri bir çantam vardı ama buna uygun ayakkabı yoktu. Tabii artık var. Fark ettim de şu öndeki taşları bile çok uyumlu. Sanki bir set gibiler. Ayakkabıların iki tarafında da kocaman bir gül detayı var. Ön tarafında da bu şekilde bir kafes var. Çok şık ayakkabılar. Kızlarımıza da çok yakışacak. İşte arkadaşlar giydirdim. Bu kıyafet Canan'a gerçekten çok yakıştı. Ben bu Canan'ın karakterini çok beğeniyorum. Kızlarla çok iyi anlaşıyor. Onlara ablalık yapıyor. Ve ayrıca saçları da çok güzel. Teşekkür ederim Cupcake. Kuaföre gel seninkini de lütfen boyayalım. Ayakkabılar da ayağında bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi Begüm çok cici oldu bu kıyafetle ama ona cicilik yakışmadı.
Barbie ailesinin 63. bölümü çok heyecanlı bitti değil mi? Bu videodan sonra 64. bölümü çekmeye başlayacağım. Ayakkabıları da unutmadan göstereyim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Siz Barbie ailesinin yorumlarında tahminlerinizi falan yazıyorsunuz. Onun benim için katkısı çok oluyor. Minişleri çekmek kolay. Sonuçta okul hayatı, ben de bir öğrenciyim. Ama bu Barbie ailesindeki senaryoyu hazırlarken sizlerden çok destek alıyorum. O yüzden hikayede neler olmasını istediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Begüm'ü de bir kenara alalım. Jessica'yı maalesef oradan almak zorundayım. Ki diğer Barbie'lere yer kalsın. Şimdi de bu Pamuk Prenses elbisesiyle devam edelim. Aslında ben bunu alalı bayağı bir zaman oldu. Ama tek açmak istemedim. Birkaç tane daha prenses elbisesi sipariş edecektim. Tabii kısmet olmadı. Dedim o zaman bu kıyafetlerle açayım. Biraz önce kardeşim yanıma geldi. Ve dedi ki abla bu kıyafeti Zehra'ya giydi. Çünkü Zehra'nın saçıyla Pamuk Prenses'in saç rengi aynı. Bildiğimiz Pamuk Prenses kıyafetinin aynısı. Kıyafetin malını biraz beğenmedim. İşte karşınızda Pamuk Prenses Zehra. Çok güzel oldu. Acaba ben bu kıyafeti Barbie ailesinde kullanabilir miyim? Belki ileride bir tiyatro falan yaparlar. Orada Ayşe Pamuk Prenses olabilir. Neyse bu kızımızı da kenara alalım ve son iki paketimizi açalım. Kıyafete bayıldım. İnşallah kızımıza da çok yakışır. Bir de böyle pantolon var. Bakalım bunu kim giyecek? Tadadadam. Bence çok yakıştı. Ah Cupcake, bilseydim böyle bir kıyafetin olduğunu ilk buluşmamızda bunu giyerdim. Sen her şekilde güzelsin Elifciğim. Bu pantolon biraz kısa. Demek ki modeli böyle. Çiçekler yapıştırma değil, kumaşın kendisinden. Bu yüzden de çok böyle orijinal duruyor. Ve bu da son paketimiz. Çok şık bir takıma benziyor. Bakalım Barbie'nin üstünde nasıl duracak? İşte İdil'e çok yakıştı. Aynı bir iş kadını gibi durdu. Birçok renk bir arada çok şık duruyor. Şimdi fotoğraf albümünü izleyelim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşça kalın.